istiyorum. Hocam daha öncesinden bu arada isterseniz tanıtayım. Ben de biyoloğum. Biraz önce Atilla hocamlarla konuştuk, sohbet ettik. Daha önceden tıbbi aromatik bitkilerle ilgili dersinize de katılmıştım ben. Hocam şimdi ben Tokat bölgesinde bulunuyorum. Tokat'ta bulunuyorum. Bu misk ada çayları var hocam. Evet, Salvestri'ye. Evet. Bu bölgede gördüğüm kadarıyla hani doğa yürüyüşleri yaptığımızda çokça görüyorum bu alanda. Evet. Bununla misk ada çayı ile ilgili hocam bu tıbbi aromatik bilgilerle ilgili bir çalışma yapsam yani bu bölgede hani biraz geliştirmek Çalışma istiyorum. ne gibi çalışma olacak? Yani daha doğrusu bu bölge halkına katkı sağlayabilecek Ha, öyle şekilde olabilir. evet hani tarımının yapılmasına yönelik olarak. Kültür alınabilir yani. Sıkıntı olmaz onda. Bir de Hani uçucu yağ bakımından çok kaliteli yağa sahip. Özellikle parfümeri sektöründe. Çok etkili yağımızdır o. Yani Salvestre'den çıkan uçucu yağ. Özellikle kozmetik sektöründe önemli yağlardan birisi günümüzde. Bence kültür almakta fayda var. Selami peki. Hocam. Çok Efendim merak hocam. ettim. Ayşegül hocamın söylediği türden size örnek gönderse siz bu oradaki toplanan türlerin kalitesini değerlendirme yani ekstra O bizde imkan yok. Yani ona araştırma merkezleri yapar ama. ha, o zaman Baçem'den rica ederiz. Baçem yapar. Baçem de yapabilir onu. Evet, Nazım Bey'le konuşup Aynen Nazım Bey'le konuşalım onu. Halleder o. Ayşegül Hanım, Buyurun hocam. siz yaklaşık işte bir 4-5 bağ mı diyorsunuz? Yani bir analiz için ne kadar lazım onu bilmiyorum. Selami Hocam bilir. O kadar miktarda toplayıp Balıkesir Baçen var. Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi. Nazım Tanrıkulu arkadaşımız var orada. Biyolog değildir ama biyolog kadar biliyor hocam. Tabii hocam. Öyle Evet değil mi? Selami Hocam. evet. Yani Ama bizim programlardan mezun. Tıbbi aromatikten mezun kendisi. öyle ama Bir biyolog kendisine çok ziraat değil mi? gelişmiş bir arkadaşımız Evet. alanda. Peki hocam o yani tecrübelerinden faydalanmak isterim. Ben o zaman Baçem'le irtibata geçeyim hocam. Aynen. Baçem'le irtibata geçtik. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayşegül yaprakları topladın mı? Tokat yaprakları meşhur. Evet hocam toplandı. Sezon kapanmak üzere. Evet. Selami Hocam, YouTube'da başladık. Tamam. Sıra sizde. Tamam başladım ben. Evet. Sevgili arkadaşlar, bugün biyoçeşitlilik ve biyokaçakçılık ders günümüzün 3. dersi olan biyofitleri Selami hocamızla işleyeceğiz. Selami hocamı tanıtmama gerek yok. Kendisi bizim kadrolu öğretim üyemiz oldu. Hemen hemen her konuda kendisine müracaat ediyoruz. Sağ olsun hiç kırmadan evet diyor. Bundan Hakkımız olursa dolayı ne güzel. sizlerin Buyurun. Yani. şansında Selami hocaya çok teşekkür ediyorum. Buyurun Selami hocam. Tamam. Şimdi geofitlere başlayalım. Geofitler duyan vardır belki ama ben yine kısaca bir tanımını yapayım geofitin. Şimdi geofit dediğimiz zaman iki tane sözcükten meydana geldiğini görüyoruz. Geo ve pita diye iki tane farklı sözcüğün birleşmesiyle oluşmuş yapıya biz geofit diyoruz. Yani burada geo yer anlamına gelen, fita da bitki anlamına gelen bir anlam normalde. Geofit dediğimiz zaman yerin altında yetişen, daha çok saklanmış, gizlenmiş, yani bizim göremediğimiz organları biz aslında geofit diyoruz. Yani gizlenmiş ve saklanmış organlara sahip olan bitkilere geofit bitkiler ismini veriyoruz. Şimdi geofitler denildiği zaman aklımıza İlk gelen kelime süstür aslında. Yani çünkü geofitler o kadar güzel gösterişe sahip ki, estetik bir dizaynı var ki, biz bunlara hemen çiçek diyebiliriz. Yani gösterişli, çok güzel renklere sahip, tonlara sahip bitkiler olarak adlandırabiliriz. Yani biz bunlara çiçek soğanı ismini de verebiliyoruz.
Yine geofit dendiği zaman aklımıza yılın büyük bir bölümünü toprak altında geçiren, yani bunların üreme organı dediğimiz yapısı toprak altında bulunan bitkilerdir. Yine özellikle ilkbaharda ve sonbaharda çiçeklenme meydana getiren bitkilerdir. Genelde geofitleri biz yazın pek göremeyiz. Mesela Temmuz-Ağustos'ta nadir görebiliriz. Genelde salep türleri belki Temmuz-Ağustos'ta var ama onun dışında çoğu geofiti biz ilkbaharda ve sonbahar aylarında gözlemliyoruz araziye çıktığımız zaman. Yine çiçekleri çok gösterişli dedik. Gerçekten o kadar güzel bir gösterişe sahip ki insanın dikkatini kendilerine çekiyor. Yani insan gördüğü zaman o görünüşe, o duruşa hayran kalabiliyor. Herkesin bildiği bir lale mesela. Lale dikildiği zaman, ekildiği zaman bir toprağın ne oluyor? O topraktan çıkan lale çiçeği herkesin dikkatini kendisine çekmeye yetiyor. Yine geofitlerden denildiği zaman toprak üstü kısımları büyüme tamamlandıktan sonra sararan, yani toprak üstünde bulunan tüm yapraklar ve çiçek yok olan, fakat seneye yine çiçek ve yaprağı verecek olan üreme organı gelişerek tekrar bu yapıyı veren bir organ ya da bir bitki aklımıza gelebilir. Geofit bitkiler daima çok yıllıktır. Yani her sene eğer iklim koşulları uygunsa, geofit bitkinin yetiştiği toprak uygunsa, her sene yaprak ve çiçek mutlaka ve mutlaka bize verecektir. Yine geofitler çok değişik bir yapıya sahip. Yani deniz seviyesinden başlar, dağın zirvesine kadar geofit görmek mümkündür. Mesela herkesin bildiği deniz seviyesinde bulunan bir geofit. Mesela kum zambağı. Kum zambağı nerede bulunur? Kumullarda, sahil kenarında, kumullar üzerinde ve denize sıfır yerde. Yine fritillare dediğimiz ters lale. Bu da 3000 metrelerde, dağın zirvesinde, alpin zona yakın yerlerde bulunan bitkilerdir. Yani deniz kıyısından başlayarak dağın zirvesine kadar çıkabilen ve bu deniz seviyesinden dağın zirvesine kadar yayılış gösteren bitkiler geofit bitkiler olarak adlandırılır aynı zamanda. Ve bunların genetik yapısı çok üstün bir yapıya sahiptir. Ve bunlar evrimsel bakımdan da monokotildir çoğu zaten. Monokotil familyasında, monokotil dediğimiz bölümde yer alır. Ve o yüzden de gelişmiş bitkiler olarak da geofitleri adlandırabiliriz. Yine doğal afetlerden sonra, örneğin yangın oldu. Orman yangınından sonra yine ilk çıkacak bitkilerden birisi de tabii ki geofitler olacaktır. Şimdi geofit kavramını dünyaya ilk kez tanıtan kimdir dersek, geofit kavramını dünyaya ilk kez tanıtan bilim adamı Ronquière dediğimiz dünya ünlü bir ekolog olan bilim adamı, botanikçi ekolog. Bu bitkilerin sürgen organlarının toprakla olan seviyesine göre dünyada yaşayan tüm bitkileri sınıflandırmış, yani gruplama yapmış. Bunları biz fanerofit, gamofit, kriptofit, terofit, halofit gibi yapılara ayırabiliriz. Tabi burada ilk defa Ronquière üreme organı, yani çiçeklerin ve yaprakların çıktığı organ dediğimiz o üreme organı, toprak altında bulunan bitkileri geofit bitki olarak adlandırmış. Tabi burada geofitler de kendi arasında halofitler, kriptofitler gibi ya da hidrofitler gibi gruplara ayırmış. Çünkü bu kendini gizleyen yapılar toprak üzerinde olabildiği gibi su üzerinde de olabilir. Yani suyun içerisinde gizlenmiş de olabilir. Ya da tuzcu dediğimiz o topraklarda da bulunabilir. O yüzden bunlara halofitler dediğimiz tuzcu yapıda bulunan geofitler, suda bulunan hidrofitler ya da toprak üzerinde bulunan geofitler ya da kriptofitler ismini vermiş. Şimdi geofit dediğimiz zaman gördüğünüz gibi rengarenk çiçeklere sahip olan bitkileri görüyoruz burada. Gerçekten geofit dendiği zaman aklımıza süs bitkisi gelir. Yani gerçekten çok gösterişli çiçek yapısına sahip, gösterişli ve
estetik bir duruşa sahip olan bitkilerdir. Normalde geofit dediğimiz zaman, geofit aynı zamanda metamorfoza uğramış bir organdır. Biz buna toprak altı gövdesi ismini veriyoruz. Yani metamorfoz dediğimiz zaman bitki yapması gereken görevi dışında, mesela bitki organı, mesela kök, gövde, yaprak diyelim. Mesela bir kökün görevi nedir? Bir kökün görevi bitkiyi toprağa bağlamak, bir de toprakta bulunan su ve suda erimiş maddeler ile inorganik maddeleri bitkinin almasına yardımcı olmak. Ama kök bu görevleri dışında başka görevler üstlenirse, mesela depo etme, koruma gibi, o zaman biz bunlara metamorfoz gövde ismini veriyoruz. İşte toprak altında bulunan toprak altı gövdeler de metamorfoza uğramış, aslında kök olmayan fakat kök gibi algılanabilen bitkilerdir. O zaman ne diyoruz? Geofit dediğimiz o toprak altında bulunan organların hiçbirisi kök değildir. Bunların hepsi toprak altı gövde dediğimiz yapılardır. Şimdi geofitleri biz sınıflandıracağız. En çok bilinen geofit 4 farklı yapıya sahip. Bunlardan birincisi rizom dediğimiz bir yapı. Rizom toprak altında yatay ya da dikey uzanabilen bir organdır. Şeklini şu an görüyorsunuz. Normalde bir organ. Gövdedir aslında bu. Neden gövde diyoruz? Çünkü gövdeden filiz ve dal çıkar. İşte bu toprak altında bulunan gövde yapısından da şurada görüyorsunuz. Şunu işaretleme yapayım ben. Gösterdiğim yer bir rizom dediğimiz toprak altı gövde. Ve toprak altı gövdede, rizomda bir dal çıkmış gördüğünüz gibi. Filizler çıkıyor böyle. Normalde kökte hiçbir zaman filiz çıkmaz. Ya da bir dal ya da bir yaprak çıkmaz. Rizom dediğimiz yapı geofitlerde sıklıkla rastlanan bir organdır. Özellikle baharat sektöründe çok kullandığımız zencefil, zerdeçal, kapule gibi bitkiler rizom yapıya sahip, rizomlu bitkiler olarak adlandırılabilir. Yine ikinci yapımız, burada da rizomlara örnek gösterdik. Mesela gördüğünüz gibi bir poligonun multiflorum dediğimiz Mührü Süleyman'ın rizomları. Bakın burada iz kalmış. Burada bir dal çıktığı zaman ya da bir filiz çıktığı zaman, filiz öldükten sonra iz kalır bunlarda. Bazı organlarda iz kalabilir ve bu iz bitkinin yaşını bize çıkartabilir. Mesela Mührü Süleyman bitkisinde bu iş böyledir. Yine ikinci geofit tipimiz tuber dediğimiz yumru gövde. Bu da gerçekten çok rastlanan yapılardan birisi. Tuber ya da yumru gövde. Burada özellikle patates, herkesin bildiği bir patates, yumru gövdeye sahip bir geofit bitkimiz. Yine şekilde gördüğünüz bitkimiz, bunu herkes bilir büyük ihtimal, sıklamen dediğimiz bitkimiz. Bu sıklamen de patates gibi yumruğa sahip bir gövde. Sıklamene baktığımız zaman dikkatimizi çeken ne oluyor burada? Yumruğunun çok büyük olduğu, iri olduğu, fakat o yumrudan çıkan o çiçek sapının ve çiçeklerin de yumruğa göre oldukça küçük olduğunu görüyoruz. Mesela ben bu yumruğu aldığım zaman toprağa dikersem ve toprakta daha sonra toprakta bu, eğer toprak koşulları bir ekolojik ortam uygunsa artık her sene ne yapacak? Bize bitkinin çiçekli kısmını ortaya çıkartacak. Üçüncü tipimize gelelim. Şimdi burada üçüncü tipe geçmeden önce tüberli gövdeye örnek Asphodelus aestivus dediğimiz bunu mutlaka gören vardır içinizde belki. Çiriş diye geçer. Çirişin toprak altı organları şekilde gördüğünüz gibi. Sanki böyle parmak gibi ama parmaklar biraz kalınlaşmış ve şişmiş yapıya sahip.
Ve bir başka geofit tipimiz form dediğimiz ya da sert soğan olarak adlandırılan yapımız. Özellikle çiğdem dediğimiz krokus ve acı çiğdem dediğimiz kolçikum türlerinde çok rastlanan bir yapıdır. Korm ya da sert soğan dediğimiz yapı. Bu aynı kestane diyebiliriz ya da aynı kestane gibi bir yapıya sahip. Yani soğan gibi bir yapı değil buradaki. Aynı kestaneye benzeyen bir yapıdır. Korm dediğimiz zaman sertleşmiş bir yapı ortaya çıkıyor ve üzerinde fibrillerle ya da zarlarla kaplanmış bir tunik dediğimiz ya da tunika dediğimiz bir örtü var aslında. Böyle yapıya biz korm ismini veriyoruz. Bu kormlu bitkiler özellikle ilkbaharda ve sonbaharda en çok rastlanan bitkiler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada baktığımız zaman burada farklı kormlarımız var. Mesela şu bitkiyi tanıyan belki vardır. Bitkimiz glayol bitkilerinden. O da kormlu bitki. Yine gladiolus türlerimiz var. Gladiolus, onlar da kormlu bitki. Bu kormlu bitkiler aslında bu bitkiyi biz bıçakla kestiğimiz zaman ya da bunlarda bulbil ya da bulbil benzeri ya da küçük notlar benzeri yapılar da oluşabiliyor. Ya da eski korm, yeni korm dediğimiz yapılar oluşabiliyor. Bunların çoğalması genelde kormla oluyor. Korm dediğimiz toprak altı organlarla oluyor. Genelde bunları çoğaltmak biraz zordur, onu söyleyelim. Şimdi doğada iki farklı kormlu bitki var ve en çok rastladığımız bitkiler bu aslında. Birincisi çiğdem dediğimiz krokus, ikincisi kolçikum dediğimiz acı çiğdem bitkisi. Mesela bunları arazide çok iyi tanımak lazım. Neden tanımak lazım? Çünkü soldaki krokus toksik etkiye sahip olmayan, yenildiği zaman toksik özellik göstermeyen, hatta Türkiye'nin bazı illerinde krokusun o korm kısmı, toprak altı kısmı kestane niyetine yenilen bir bitkidir aynı zamanda krokus. Fakat kolçikumda son derece toksik olan, yenildiği zaman çok küçük dozlarda bile toksik etki gösterebilen ve insanı ölüme kadar götürebilen, çok ciddi semptomlara yol açabilen bir bitkidir. Ve bunları arazide gördüğümüz zaman belki birbirinden ayırt etmemiz zor olabilir. Çünkü ikisi de altı tepal dediğimiz altı tane farklı renge sahip yapıdan meydana gelmiştir gördüğünüz gibi. Ve ikisinin de renk tonları birbirine benzer olabilir. Bu tepallerin rengi birbirine benzer olabilir. Bunun arazide teşhisi çok kolay. Yani krokus mu, kolçikum mu bunun ayrımı çok kolaydır. Yani bunu herkes kolay bir şekilde teşhis edebilir aslında. Yani ben bir bitkinin krokus olduğunu anlamak için hemen çiçeğin içini açıp içindeki erkek organları sayıyorum. Erkek organlar. Eğer erkek organ sayısı 3 tane ise buna krokus diyebiliriz. Eğer 6 tane ise buna da kolçikum ismini verebiliriz. Yani nesine bakıyoruz? Sadece çiçek kısmına. Eğer 3 adet stamen dediğimiz erkek organ varsa krokus, 6 adet erkek organ varsa da buna kolçikum ismini veriyoruz. Peki gittiğimiz zaman çiçek kurumuş, içinde organ sayılmıyor. Erkek ya da anter dediğimiz yapı sayılmıyor. O zaman ne yapmamız lazım? O zaman toprak altındaki korm dediğimiz yapıyı çıkartmamız lazım. Toprak altından korm dediğimiz yapıyı çıkartmamız lazım. Şimdi baktığımız zaman nasıl bir fark görüyoruz onu söyleyelim. Şimdi soldaki ve sağdaki şeklin korm dediğimiz o kestaneye benzeyen kısmı, korm kısmı. Şimdi bir ona odaklanalım. Mesela buraya bakalım. Bizim korm kısmı burası. Bu çiçekler nereden çıkıyor? Kormun neresinden çıkıyor?
tam tepesinden çıkıyor. Gördüğünüz gibi çiçekler korbun tam tepesinden çıkıyor. Eğer çiçekler korbun tepesinden çıkarsa biz buna krokus ismini veriyoruz. Eğer sağdaki şekle baktığımız zaman çiçekler o korm dediğimiz yapının tepesinden değil de yanından çıkıyorsa o zaman buna da kolçukum dediğimiz zehirli toksik etkiye sahip bitki ismini veriyoruz. Yani bu arazide özellikle ilkbaharda ve sonbaharda karşımıza çıkan önemli geofit türlerdir aslında. O yüzden bunun farkını bilmekte fayda var. Ve dördüncü geofit tipimiz soğan dediğimiz herkesin bildiği bir yapı aslında. Bulb olarak adlandırılıyor. Soğan özellikle soğan ve sarımsak dediğimiz bitkilere has bir özellik. Burada etlenmiş yapraklar vardır bunda. Normal kornda etlenmiş yaprak yoktu. Fakat soğanda etlenmiş ve su bakımından zengin yapraklar vardır. Burada internotium dediğimiz yani o bitki gövdesinde bulunan notlar çok kısalmıştır. Ve bu kısalan notlarda yapraklar çıkmıştır aslında. Yani buradaki gördüğümüz yapıların hepsi, şunların hepsi yapraktır aslında. Ve ortasında bir gövde vardır. Gövde. Ve bu gövdeden ne çıkacak? Tam buradan bir tane o soğan ya da sarımsak dediğimiz, pırasa dediğimiz gösterişli çiçek çıkacak. Nereden? Tam soğanın tabanından, gövde kısmından. Buradan çıkacak. Bir sap uzanacak ve o sap da yuvarlak bir baş gibi bir çiçek durumuyla sonlanacak. Bakın burada gördüğünüz bitkilerimiz allium türleri bunlar. Allium sepa ve allium sativum dediğimiz soğan ve sarımsak türlerimiz. Burada yuvarlak bir baş oluşmuş gördüğünüz gibi. Ve bunların hepsi soğanlı bitki, geofit bitki olarak adlandırılmakta. Şimdi buraya kadar sorusu olan yoktur herhalde. Ben buraya kadar geofitlerin tipinden bahsettim. Dört tane tipimiz var dedik. Bunlardan en önemlisi rizom dedik. Yani şöyle önemli. Hem tıp sektöründe hem bahar sektöründe çok önemli bir yere sahip aslında rizom. Onun dışında korundan bahsettik. Soğandan bahsettik yani bulttan bir de tüberden bahsettik. Yani dört tane tipi var en çok bilinen geofitin. Şimdi ülkemiz florasına geldiğimiz zaman ülkemiz florası hep bahsederiz. Biz hatta Fatih Hocam da Gül Öndüm Hocam da bahsetti bundan. Türkiye çok zengin bir konuma sahip diyoruz. Yani Avrupa ülkesine kıyasla Türkiye gerçekten çok zengin bir floraya sahip. Fatih Hocam da bahsetmişti. Avrupa'da yaklaşık 48-50 ülke var. Bu 48-50 ülkede toplam takson sayısı 12 bine yakınken Türkiye'de tek başına Türkiye gibi bir ülkede takson sayısı 12 bine yakın. Yani 11.750 tane 2012 kitabına göre yani bizim bitkiler kitabına göre 2012 kaynağına göre 11.750 tane takson var. Tabii bu takson sayısı şu an 12 bine yaklaştı. Çünkü o yıl o günden yani 2012'den 2021'e kadar çok sayıda tür, yeni tür keşfi oldu. Yani 12 bin diyebiliriz belki de. Yani 48-50 tane Avrupa ülkesi tek bir Türkiye'ye flora bakımında eşit konumda. Ve bu floramızın zenginliğinde geofitlerin yeri de çok önemli aslında. Çünkü Türkiye gerçekten geofit bitkiler bakımından çok çeşitli bir floraya sahip. Ve bu nedenle biz birazdan bahsedeceğim özellikle bazı familyalarda bulunan cinslerimizi yurt dışına ne yapıyoruz? İhraç ediyoruz. Özellikle Hollanda dediğimiz bir ülkeye. Şimdi ülkemizde özellikle milattan önce 2000'li yıllarda Hitit tabletlerinde yer alan bazı bulgularda 3 ya da 4 farklı bitkinin bunlar geofit bitki o tabletlerde yer aldığı görülmüş. Özellikle soğan, sarımsak, pırasa ve safran gibi. Ve işin ilginci bu
Milattan önce 2000'li yıllarda bulunan Hitit tabletlerinde geçen bu dört bitki günümüzde halen geçerli koruyan bir durumda. Soğanı herkes bilir, sarımsağı herkes bilir, pırasayı herkes bilir ve safranı da herkes bilir. Burada şu özellik var. Bu dört tane geofit bitkimiz, yani Hititlerde, tabletlerde geçen dört tane tıbbi bitkimiz aynı zamanda gıda bitkisi olarak da adlandırılır. Mesela soğan, sarımsak, pırasa gıdalarda tüketilen bitkimiz aynı zamanda baharat bitkimiz olarak da adlandırılır. Safran gibi ve sarımsak gibi ve soğan gibi. Bunların hepsi gerçekten ülkemizin önemli ekonomik değerleri arasında yer almaktadır. Şimdi Türkiye florasında 11.700 tane takson var dedik. Bunların yaklaşık %30'u endemik. Yani 3600'den fazla endemik türümüz var diyebiliriz. Ve bunlar içerisinde yaklaşık 10.000 tane, 11.000 tane, 12.000'e yakın takson içerisinde bunların yaklaşık %10'u, yani bu da 1000'in tekabül ediyor, yaklaşık 1000'e yakın geofit bitkimiz bulunmakta. Tabii bu 1000 sayısı tam net bir sayı değil. Çünkü çoğu makalelerde, çoğu derleme çalışmalarında 700 ile 1000 arasında bir sayımız bulunmakta. Devis'in Türkiye florasında 11 ciltlik florada toplam geofit sayımız 700'den fazla. Fakat son yıllarda yapılan çalışmalarla, yani 2000'li yıllardan sonraki 20 yıllık süreçte bu sayı 1000'i buldu. Şimdi familyaya bakacağımız zaman bu geofit familyaları sizin de gördüğünüz gibi Liliaceae, Iridaceae, Amaryllidaceae, Orchidaceae, Araceae, Pyrumulaceae, Ranunculaceae, Berberidaceae gibi meşhur familyalarımızdır bunlar aslında. Yine Oxalidaceae nadir, fazla yok. Fakat en fazla taksona sahip, cinse sahip familyamız Liliaceae dediğimiz zambakgiller familyası. Tabii bu familya içerisindeki bazı taksonlar bazı familyeye de kaydı. Asparagaceae gibi familyeye de kaydı. Fakat yine en çok Liliaceae familyası diyebiliriz. Türkiye'de çiçek soğanı ticaretinin tercihine bakacak olursak, şimdi Türkiye'den çiçek soğanı ihracatı Osmanlılar döneminde başlıyor. Yani bu 1800'lü yılları tekabül ediyor bizde. Ve Türkiye'de halen varlığı bulunan, devam eden Galanthus elvesi dediğimiz bir türle başlamış. Bu herkesin bildiği normal kardelen dediğimiz, kışın özellikle Ocak, Şubat, Mart aylarında çiçek açan, başı öne eğik ve çok güzel bir gösterişi olan bir geofit bitki aslında. Ve bu bitkinin ilk ihracatını yapan kişinin Yahudi aslında elvesi olarak bilindiği görülmekte. Fakat bu elvesi de büyük ihtimal Galanthus elvesi dediğimiz epitet oradan gelmekte. Daha sonra ne olmuş? İkinci Dünya Savaşı, yani 1945'li 50'li yıllardan sonra çiçek soğanı hız kazanmaya başladı dünyada ve Türkiye'de. Burada ülkemizde 65 yılları arasında, özellikle 10 yıllık, 15 yıllık süreçte 50 ile 65 yılları arasında Sulaser'in ihracat yaptığı ve daha sonra bunu ilerlettiği ortaya çıkıyor. Yine 1975 yılından itibaren 4 firma var burada. Bilgin, özellikle Bilgin, Yasemin ve Tezel firmaları burada, önemli firmalar. Bunlar yurt dışına ne yapmış? Soğanlı bitki, çiçek soğanlarının ihracatını gerçekleştirmiş firmalar olarak görülmüş. Böyle şekle baktığımız zaman, yani gerçekten hepsi çok gösterişli, çok güzel, estetik bir duruşu, zarif bir duruşu olan ve bakıldığında kendine hayran eden bitkiler karşımızda. Mesela ne var burada baktığımız zaman, ne görüyoruz? En baştan başlayalım. En baştaki bitkimiz şille dediğimiz sümbül. Sümbül bitkisi. Şille dediğimiz ya da hyacinthüs türleri de olabiliyor bunlarda. Orman sümbül diye geçiyor. İkincisi tükrük otu, ornithogalum türümüz.
Üçüncüsü arum dediğimiz araseye familyasından tıbbi olarak kullanımı olan türlerden birisi. Yine dördüncü stamen dediğimiz herkesin bildiği özellikle büyük marketlerde, hipermarketlerde yer edinmiş bir bitkimiz aslında. Daha sonraki bitki Dracunculus dediğimiz yılan yastığı. Bu da süs bitki olarak kullanılabiliyor. Yine herkesin bildiği Galanthus türlerimiz. Yine Dremia maritima ya da eski ismi Urginia maritima dediğimiz ada soğanı. Yani bu soğan da ada soğanı da nadir ama önemli bitkilerden birisi. Altta sarı çiçek ve altında sanki etek var gibi şekle bürünmüş bir bitkimiz. Bu da Erantis hiemalis dediğimiz bir bitkimiz. Sağında Leucojum aestrum dediğimiz göl soğanı olarak adlandırılan özellikle kardelen bitkisine çok benzeyen fakat kardelenle alakası olmayan fakat etken madde olarak kardelendeki etken maddeyi taşıyan yani yakın diyebiliriz aslında ama dış görünüş olarak fazla yakınlık yok. Önemli bitkilerden birisi. Yine herkesin belki ilkbaharda görmüş olduğu bir bitkimiz Anemone blanda ya da Anemone coronaria dediğimiz iki tane türü var bunun. Manisa lalesi ya da dağ lalesi olarak adlandırılan türümüz. Yine altta geranium dediğimiz turna gagası gillerde tüberli yapıya sahip geofitler olarak adlandırılabilir. Şimdi dünya çiçek soğanı ticaretinde en önemli rolü Hollanda oynamaktadır. Yani bunu 5-10 dakika önce bahsetmiştik Türkiye'den bahsederken. Türkiye en fazla soğanlı bitki ihracatını Hollanda'ya yapmaktaydı. Hollanda'da elde ettiği bu ıslah edilmiş bitkileri de Türkiye'ye ve Avrupa ülkesine özellikle Hollanda, Amerika'ya ne yapmakta? Satmakta. Ve bu şunu söylemek istiyorum. Bu çiçek soğanları sektörü çok karlı bir sektör. Yani burada çok yüksek fiyatlar olan, ekonomik getirisi yüksek olan bir sektör aslında. Çiçek soğanları sektörü. Çünkü çiçek soğanları her sene çiçek veren ve çok gösterişi olan, albenisi olan bitkiler. O yüzden özellikle süs sektöründe, ornamental sektörde çok değerli bitki olarak karşımıza mutlaka çıkar bunlar. Selami Hocam, özür dilerim. Efendim? Bu soğanlı bitkilerin doğadan toplanması yasak değil mi? Özellikle kardelen. Şimdi Atilla Hocam ona bahsedeceğim ben. Sonlar birazdan gelecek oraya. Tamam mı? Birazdan bahsediyorum. Tamam hocam, özür dilerim. Maydanoz olmaya kalktım, olmadı. Yok yok. Ben bahsedeceğim onlara. Ha bak tam geldi. Az sabretseydim sıra ondaydı. Şimdi doğal çiçek soğanları ve yönetmelikler diye geçen bir kısım var. Normalde Atilla hocamızın dediği gibi çiçek soğanlarını toplamak yönetmeliğe bağlı. Yani herkes toplayamaz. Sert bir yönetmelik var aslında. Eskiden yoktu. Ne zaman yoktu? 1885'li 1900 yıllarda yoktu. Fakat 1960'lı yıllara geldiğimiz zaman doğada hunharca diyelim, yani hunharca toplandı, yani bilinçsizce toplandı. Yani insanlar bilinçsizce bu soğanları toplamaya başladı. Çünkü bunun ihracatı yapılıyordu yurt dışına. Ve maddi olarak çok iyi bir getirisi de vardı. O yüzden 60'lı yıllarda bu iş artık tehlikeli boyutlara gelmeye başladı. Yani bu tehlikeli boyut ekolojik düzey. Yani bitkinin neslinin sonlanması düzeyinde bir boyut aslında. Ve bu soğanların tehlikesini azaltmak, neslini devam ettirmek için Türkiye'de ilk defa resmi gazetede yayınlanan yönetmelikler ortaya çıktı. Şimdi dört yönetmelik var şu ana kadar çıkan. İlk önce 24 Ocak 1989'da ilk defa doğal çiçek soğanlarının toplanması ve üretimi ile ilgili bir yönetmelik ortaya çıktı 1989 yılında. Daha sonra 1991 ve 95'te bunlar düzenlendi, biraz daha güncellendi.
Ve son yönetmelik 21 Mart 2017 tarihli 30.014 sayılı resmi gazetede yayınlandı. Ve burada doğal çiçek soğanlarının doğadan toplanması, üretimi ve ihracatına ilişkin yönetmelik basıldı. Fakat yaklaşık iki sene önce 19 Aralık 2019 tarihinde yine 30.983 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle bunda birkaç düzenleme yapıldı. Ve bu düzenlemeyle artık şu an son şekli verildi diyebiliriz. Peki bu yönetmelikte neler geçiyor? Bu yönetmelikte neler geçiyor? Bu yönetmelikte doğadan toplanarak ihracatı yasak olan bitkilerin listesi geçiyor. Yani ben bu yönetmelikte allium türleri varsa ve bunu toplarsam bunun yaptırımı olacak. Yani yaptırım ne? Maddi yaptırım, hatta cezaevi de olabilir burada. Bunlara bakalım bir neymiş? Doğadan toplanması yasak olan çiçek soğanı nelermiş? Bakalım. Allium, yani allium dediğimiz, burada allium, soğan, sarımsak, pırasa türleri arkadaşlar. Fakat kültüre alınanlarda sıkıntı yok. Yani bahçenizde dikebilirsiniz, sıkıntı yok. Bizim burada dediğimiz doğada kendiliğinden yetişen, insan eli değmeden doğadaki imkanlarla yetişen yabani dediğimiz bitkiler hepsi. Allium gördüğümüz zaman doğada bunu kesinlikle toplamak yasak. Krokus türlerinin hepsi. Türkiye'de yani 100'e yakın krokus türümüz var. Bu krokus türlerinin de toplanması yasak. Mesela bir de şunu söylemek istiyorum. Krokuslar endemizm bakımından gerçekten yüksek bir endemizm oranına sahip Türkiye'de. Yani 100'e yakın krokus vardı ki bunların yaklaşık %40-%50'si hemen hemen endemik türler olabilir. Fritiller ya. Burada yine ben doğada fritillerle görürsem, yani biz buna ters lale diyoruz. Bakın şuradaki fritiller ya, gördünüz mü? Ters lale. Yani boynunu öne doğru eğmiş bir lale düşünün. Yani lale dik durur ya, eğer lale başını kardelen gibi eğerse biz buna fritiller ya diyebiliriz. Ve bunu çok nadir rastlarız yani. Mesela arazi yaptığınız zaman dağlarda ya da bayırlarda karşınıza pek çıkmaz. Ve boyutları genelde küçüktür bunun. Yani 10 santim, 20 santim gibi boyutları vardır. Ve belki görseniz tanıyamazsınız. Çünkü bazıları gösterişli çiçeklere sahip değildir. Fakat fritillaria ya da ters lale olduğunu bildiğiniz bir tür toplarsanız ve yakalanırsanız bunun yaptırımı çok yüksektir, onu söylüyorum. Yine lilyum dediğimiz zambak türlerimiz var. Lilyum zambak türleri. Yine muskari dediğimiz Arap sümbülü olarak adlandırılan, özellikle Mayıs ayında, Nisan ve Mayıs ayında bayırlarda, dağlarda sık rastlanan türlerden birisi. Yine Sternberger dediğimiz türümüzde doğadan toplanması yasak. Yine tulipa, herkes bilir. Mesela tulipa normalde park ve bahçelerde, peyzajlarda çok kullanılan, top 10'da ilk 2'de ya da ilk 3'te olan bitkilerden birisidir. Aslında birinci sırada da olabilir. Bu tulipa kültür alındığı zaman sıkıntı yok. Normalde bizim burada yine doğal olarak yetişen, dağlarda kendiliğine yetişen bitkileri toplamak suç. Eminyum türleri yine suç, biarum türleri suç, nymphaeaceae'den nilüfer türlerimiz suç, orkidese'den salep türleri. Özellikle bu orkidese'de, mesela salep gillerde orkis, anacamsis, dactylorhiza, serapias, bunlar önemli cinsler ve bunlara ait tüm salep türlerini toplamak da yasak. Yani eğer saleple ya da bu türleri toplamışsanız ve yakalanırsanız ceza yaptırımı gerçekten çok yüksek. Yine yılan yastığı, Arumitilicum. Şu bitkiyi gördünüz mü? Sağdaki Pancratium maritimum bitkisi, kum zambağı bitkisi. Bu kum zambağı da özellikle deniz kenarlarında. Karadeniz'den tutun, özellikle Samsun'dan başlıyor. Samsun Ordu gibi başlar herhalde, Sinop'tan başlar.
Tutun oradan, Orta Karadeniz'den. Orta Karadeniz, Marmara ve Ege tarafında, hatta Akdeniz'e doğru kumullarda, denize yakın yerlerde görebileceğimiz bitkilerden birisi. Ve bunu toplamak da suç. Hyacinthus orientalis ve Gigantea bitkisini de toplamak suç. Yine sklamen türleri toplamak ceza yaptırma sahibine. Galanthus türlerinin hepsini, burada iki tane tür var. Zaten bunlar kültür alınan türler olabiliyor. Elvesi, Voronovi hariç. Galanthus türlerinin hepsini doğadan toplamak yine yaptırma tekabül ediyor. Ve iris dediğimiz hüsen türlerini toplamak da yine ceza yaptırımı bulunmakta. Şimdi örnek verdik böyle. Bir bakalım ne yazıyor orada örnekte. Şimdi örneğe baktığımız zaman baharın müjdecisi olarak bilinen kardelen. Kardelen'i herkes bilir. Peki kardelen'i kopardığınız zaman, burada koparmadan ziyade yani koparmada sıkıntı yok aslında fazla. Çünkü kardelen'in önemli kısmı, yani üreme yapan kısmı, toprak altında bulunan kısım. Eğer burada biz kardelen'in toprak altı kısmını, o geofit dediğimiz o soğan kısmını alırsak, o zaman 80.465 TL cezası var. Yani bu Manisa Spildağı'nda ortaya çıkmış, yani doğa korumaca belirlenmiş bir rakam. Eğer yakalanırsanız orman muhafaza memurlarına, jandarma ya da ilgili güvenlik güçlerine, o zaman bu cezayı vermek zorundasınız. Bu bitkiyi gören vardır büyük ihtimal. Türkiye'de yaygın bitki değil aslında. Özellikle Sakarya'ya giden varsa Acarlar Dongozu'nda bunları görebilirsiniz. Yine bitkimiz Samsun'da, Kızılırmak Deltası'nda yaygın. Bu bitki göllerde ve nehir taraflarında, nehrin denize açıldığı yerlerde bulunabilen bitkilerden birisi aslında. Nymphaea alba diye geçiyor bitkimiz. Nymphaea alba. Bu bitkinin koparılması ve toplanması suç. Bunun cezası neymiş, ona bakalım. Bunun cezası verilmemiş. Bu da aynı şekilde ceza yaptırma sahip. Peki bu bitkiyi gören vardır büyük ihtimal. Eğer deniz kenarında yaşayanlar varsa, denize yakın yerlerde mutlaka kumullarda rastlamıştır belki de. Pancratium maritim dediğimiz kum zambağı olarak adlandırılan bitkilerden birisi. Ve bunun çimlenmesi, özellikle tohumlarından çimlenmesi çok çok zor bir olay. O yüzden çimleme bunlarda genelde neslin devam etmek soğanla oluyor yine. Toprak altı organ. Burada nilüferleri koparmanın cezası 73.000 TL'miş. Yani bir nilüferi koparırsınız. Arkadaşlar bu normalde şu nilüfer bitkimiz. Nilüfer bitkisinden bahsediyorum. Nilüferi koparmanın cezası 73.000 TL'miş. Bir nilüferi koparmak 73.000 TL'ye tekabül ediyor. Bu da kum zambağı. İşte pankratium dediğim bitkimiz. Kum zambağı mesela dedik ya, Karadeniz'den başlayıp Marmara, Ege, Akdeniz'e doğru giden bitkilerden birisi. Kum zambağını koparmanın cezası da 120.000 TL civarındaymış. Yani eğer şöyle, ama arkadaşlar, kum zambağını koparmak şöyle. Burada bir çiçek belki cezai yaptırım olmaması lazım, ama eğer ben bu kum zambağının toprak altı kısmını çıkartıp da taşırsam onun cezası var. Mutlaka cezası var. Eğer çiçeğini koparsanız onda bir ceza olmaz. Çünkü önemli orada olan burada toprak altı kısmıdır. Toprak altı kısmı gerçekten toplanırsa yaptırımı yüksek. Bu doğal çek soğanların üretimine bakacak olursak üretim tohumla diyoruz. Fakat şu özellik var. Tohumla üretim biraz zor. Çünkü soğanlı bitkiler, geofit bitkiler tohumdan üretmek gerçekten çok zahmetli, çok meşakkatli bir işlem gerektiriyor.
Hatta 4 yılı 6 yılı alabilir, daha fazla bir yıl alabilir. O yüzden genelde çelikleme yöntemi daha uygun yöntem. Bu çelikleme yöntemi gövde dediğimiz toprak altı organın çelikleşmesiyle elde edilen yöntem olabilir. Yine bu soğan dediğimiz yapının pullarını ayırma yöntemi. Mesela soğanın pullarını ayırıp o pulları toprağa diktiğimiz zaman tekrar bir soğan elde edebiliyoruz. Yine soğanı dilimlere ayırma yöntemi yapıyoruz. Yine kornubitlerde kormun yanında yavru ya da eski ya da yeni korm olabiliyor. Onlarla çoğaltma yapabiliyoruz. Fakat tohumla çoğaltma çok çok zor. Genelde çoğaltma neyle alakalıymış? Çelikleme yöntemi toprak altı organla alakalıymış. Yine bunların dışında eğer bitkimiz özellikle kumzambağı gibi bitkilerde bunların çoğaltılması doku kültürü ile yapılmakta, yapılabilir yine. Tabii doku kültürü de masraflı bir oluşum. Şimdi geofitlerin kullanım alanları dediğimiz zaman, şimdi geofitler dediğimiz zaman aklımıza dersin başında da bahsettik. Çiçek soğanları aklımıza geliyordu. Yani çevremizde gördüğümüz o gösterişli, estetik duruşa sahip olan çoğu bitki nedir? Geofit bitkilerdir aslında. Şimdi biz geofitlerin kullanım alanları dediğimiz zaman birincisi bunları süs bitkisi olarak kullanıyoruz. Yani en çok piyasası olan, ekonomik getirisi en çok olan alan zaten süs bitkisi alanı. Özellikle marketlerde siz görmüşsünüzdür belki, hipermarketlerde, büyük marketlerde bunların soğanları, kormları, tüberleri satılmakta artık. Ve biz bunları evimizin bahçesine diktiğimiz zaman ya da bir saksıya diktiğimiz zaman soğandan ya da o geofit bitkinin toprak altı kısmından bir çiçek elde edebiliyoruz. Şimdi burada geofitlerin kullanım alanı süs bitkisi olarak bahsettik. Peki süs sektöründe bunlar nerede kullanılıyor daha çok? Ev içi dekorasyonlarda, yine kesme çiçek sektöründe daha çok kullanılıyor. Özellikle park ve bahçelerde peyzaj düzenlemesinde çok tercih edilen bitkilerdir. Çünkü fazla bakım istenmez. Çünkü geofittir, toprak altında üreme organı vardır. Bunun dışında çok güzel gösterişli çiçeklere sahiptir ve her sene kendini yenileme alanına sahiptir. Yani bitkinin toprak üstü kısmı çiçek bulduktan sonra seneye tekrar çiçek verecek bir kapasiteye sahiptir. Özellikle İstanbul'da çok görüyoruz. İstanbul'da lale festivali var hatta İstanbul'da. O laleler o kadar güzel duruyor ki, estetik duruyor ki kendisine yani görenleri hayran bırakıyor. Yine geofitler antik dönemden yani milattan önceki dönemlerden günümüze kadar çok çeşitli amaçlar için kullanılmış. Bunlardan birincisi süs sektörü. Yani süs sektöründe de özellikle çevre düzenlemesinde, peyzajda çok tercih edilen bitkilerden birisi. Yine tıbbi amaçlarla kullanılan geofit bitkilerimiz var. Bunu dersin ikinci kısmında bahsedeceğim. Yine çelenk yapımında kullandığımız bitkilerimiz var. Kesme çiçek, süs sektöründe kullandığımız kısım. Yine geofitleri biz baharat sektöründe çok kullanıyoruz aslında. Yani herkesin bildiği baharatlar normalde geofittir aslında. Birazdan bahsedeceğim onu da. Yine kozmetik sektöründe son zamanlarda geofitler kozmetik sektörüne de yavaş yavaş giriş yaptı. İçindeki uçucu yağlardan, içindeki etken maddelerden dolayı ve çiçeklerindeki o kokulardan dolayı. Yine bal üretimi. Yani burada bal üretimi bazı geofit bitkiler ballı bitkiler olarak adlandırılabiliyor. Özellikle balların kalitesini arttıran o nektar ve polen dediğimiz yapılar bu ballı bitkiler dediğimiz geofitlerde de artık bulunmakta. Geofitlerin şu özelliği var. Mesela
Geofitler yılın dört mevsimi çiçeklenebilen bir yapıya sahip aslında. Yani mesela hepinizin bildiği gibi Ocak'ta, Şubat'ta çoğu bitki uyku halindedir. Yani çiçeklenme yapmaz. Fakat geofitler Ocak'ta, Şubat'ta çiçeklenme yapabilir. Mesela örnek kardelen. Kardelen Ocak'ta ve Şubat'ta ne yapar? Çiçeklenme yapar. Ve Ocak'ta, Şubat'ta mesela farz et bir arıcılık oldu ya da Mart ayında diyelim. Bu arı o zaman ne yapacak? O çiçeğe konacak. Yani orada bulunan geofit bitkiye konmak zorunda. Oradan nektar almak ve polen almak için. İşte o yüzden ne yapıyor? Bu geofitler gerçekten bal üretiminde, arıcılık sektöründe önemli bir yere sahip diyoruz. Mesela çok güzel bir manzara fotoğrafı İstanbul'dan. Yani laleler ne kadar güzel bir manzara ortaya çıkartır. Yani bir geofit bitki bir fotoğrafı ne kadar çok güzel bir şekle sokabiliyor yani. Mesela buna baksanız, şöyle bir fotoğrafa baksanız, herkes burada ne yapmak ister? Ya gezmek ya dinlenmek ister yani. Bu ortamı gören birisi ne olur? Yani ferahlar, yani stresi, sıkıntısı varsa o stres ve sıkıntı belki bu güzel manzarayı görünce ortadan kalkabilir. Aslında bu geofit bitkilerin böyle insan ruh sağlığını etkileyen bir yapısı da var aslında. Yani psikolojik bir sorununuz varsa ya da böyle stresli bir işteyseniz ya da çok sıkıntınız varsa bence böyle geofitlerin olduğu, gösterişli çiçeklerin olduğu bir parka, bir bahçeye gidip orada oturmanız belki stresinizi alabilir. Şimdi süs sektöründen bahsettik, peyzajdan bahsettik. Başka bir alan gıda sektörü. Şimdi gıda sektöründe geofit dediğimiz zaman gıda sektöründe geofit var mı? Tabii ki vardır. Bu gıdada biz bitkileri baharat olarak kullanıyoruz genelde. Ya baharat ya da kıvam arttırıcı. Yani gıda olarak böyle bir fasulye yemeği gibi, bir pırasa yemeği gibi düşünmeyelim bunu. Fakat şu da var, mesela pırasa bir geofit bitki, fakat pırasanın biz yemeğini yapabiliyoruz. Ya da soğan, sarımsak geofit bir bitki, bu soğan ve sarımsağın o soğan kısmını yemeklerde kullanabiliyoruz. Yine herkesin bildiği bir baharat var burada, şu baharatımız, üstte gördüğünüz. Zencefil. Ne bitkisi bu? Bana sorarsan zencefil. Evet, zencefil. Zencefil bitkimiz. Zingiber officinale. Ama zencefil bitkisi çok kaliteli bir baharat aslında. Ve aynı zamanda tıbbi değeri de yüksek. Özellikle son yıllarda zencefille ilgili yapılan çalışmalarda zencefil bitkisinden elde edilen ekstratın in vivo dediğimiz özellikle hayvan üzerinde yapılan çalışmalarda tümör, antitümör, antikanser özelliğine karşı etkili bir drog olduğu ortaya kondu. Bunun dışında bağışıklık sistemi kuvvetlendirici etkiye de sahip. Efendim? Zayıflamak için de kullandırıyorlar. Zayıflamak için şöyle, yapısında acı maddeler olduğu için acı madde zayıflatıcı özelliğe sahip. O da kullanılıyor. Fakat bilinçli kullanmak lazım bunu. Onu söylemek istiyorum. İçerisinde zingiberol dediğimiz bir maddemiz var. Yani bu tehlikeli maddelerden birisi aslında. Yüksek oran tükettiğimiz zaman. O yüzden bu bitkiyi bilinçli kullanmak lazım. Yoksa toksik etki yapabilir yani vücudumuza zamanla. Alttaki bitkimiz zerdeçal bitkisi. Kurkuma longa dediğimiz bir bitki. Bu zerdeçalla zencefil aynı familya. Akraba zaten ikisi. İkisi akraba. Ve o da baharat olarak kullanılan bitkimiz. Bunu bilen var mı? Zerdeçalın yanındaki mi? Safran. Evet. Çektim ya. Şimdi safran bitkimiz Türkiye'de nadir kültüre alınan bitkilerden birisi. Neden nadir? Çünkü safran çok spesifik bir bitki. Yani her türlü yetişme ortamına dayanıklı değil. Dar bir alanda, dar bir iklime sahip, dar bir ekolojik
ortamı isteyen bir bitki. Özellikle Türkiye'de en iyi Kastamonu ilimizde Safranbolu ilçesinde yetişmekte bitkimiz. Orada kültür alınmış zaten daha çok. Bu safran bitkisi nasıl bitki? Korm dediğimiz toprak altı organı sahip bitki. Hani dedi ki krokusta. Krokusta kaç tane erkek organ vardı? 3. 3. Bakalım sayılır mı 3 tane mi? Şu sarılar erkek organ. 1, 2, 3 tane. Yani 3 tane varsa krokus, 6 tane varsa kolçukumda. O zaman ben bu bitki krokus olduğu için toksik olmadığını biliyorum. Ve bunu ben kullanabilirim. Yani ben bunun toprak üstü kısmını ya da soğanını yediğim zaman beni belki zehirlemez, toksik etki yapmaz. Şu özellik var. Baharattan bahsetmişken safran baharatı Türkiye'nin en pahalı baharatlarından birisi. Yani bilen var mı 1 gram safranın kilosu ne kadar? 1 gram safranın fiyatı ne kadar bilen var mı içinizde? 1 gram safran fiyatını bilmiyorum ama safranlı pilavı biliyorum hocam. Biliyorsun. Ben geçen sene Safranbolu'ya gittim. Geçen sene Safranbolu'dan safran aldım. 1 gram aldım ama arkadaşlar. 1 gram safran aldım. 1 gram safranın fiyatı 50 TL. Aklınızda olsun. 1 gram safran 50 TL. O zaman 1 kilo safran ne kadar? 50.000 TL. Yani 1 kilo safranın fiyatı şu an günümüzde belki 60.000 TL'dir. Neden? Çünkü ben geçen sene almıştım 50 TL'ye. Belki bu sene ekonomiye göre o da artmıştır belki. Yani Türkiye'nin gerçekten en pahalı baharatlarından birisi. Ve şunu söylemek istiyorum. Bu safrandan aynı zamanda bir tatlı yapılıyor. Belki duymuşsunuzdur. Zerde diye geçiyor. Safranbolu da var. Yine pilavlara konulabiliyor. Pilava renk veren bir madde aynı zamanda. Ve aynı zamanda safran çok güçlü bir boyar madde aslında. Yani 1 gram safran 1 ton suyu, bakın burası önemli. 1 gram safran 1 ton suyu birkaç dakika içerisinde turuncu renge dönüştürme gücüne sahip aslında. Çok kuvvetli boyar madde. Ve bu bitkimizde belki herkesin bildiği Maraş dendiği zaman aklımıza gelen bir yapı var. Maraş'ın en meşhur kısmı herkesin bildiği nedir? Dondurma. Maraş dondurması. Fakat Maraş dondurmasına o kıvamı veren, o aromayı, o tadı veren nedir? Dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Salep. Salep gelecek, evet. Salep toplamak yasak mıydı? Ne dedik biz derste? Yasak. Yasak değil mi? Yani ben eğer salep içeren bir bitki toplarsam, özellikle toprak altı kısmını şöyle toplarsam, bu suç ve cezası var. Onu söyleyelim. Kesinlikle ve kesinlikle yaptırımı var. Onu da söyleyelim. Şimdi normalde şunu söylemek istiyorum. Geofit bitkilerin çoğunda bir tane ya yumru olur ya da tüber olur. Ya da korm dediğimiz yapı ya da soğan olur. Fakat saleplerin bir özelliği var. Orkidaceae dediğimiz salepliler familyasında daima iki tane yumru olur. İki yumru. Bunların biri daha büyük, biri daha küçüktür. Ve bunların birisi yeni, diğeri eskidir arkadaşlar. İki tane olur. Ve bunların teki bitkinin neslini devam ettirmeye yarayan organ, teki de salep yapımında kullanılan organdır aslında. Yani ben topraktan bir salep çıkarttığım zaman bu salepin ikisini de kesinlikle almamam lazım. Eğer bu salepin, topraktan çıkarttığım salepin ikisini de alırsam bu bitki artık öldü. Çünkü bitkinin nesneye bağlı toprak altındaki soğan dediğimiz, o yumru dediğimiz kısma bağlı. Tabii buradaki bu yumru kısmı ikisini de alırsam bitki ölür. Fakat tekini alır, tekini bırakırsam
Ama burada bırakmam gereken eskisini bırakacağız, yenisi kalacak. Yenisini alacağız, eskisi kalacak. Ya da küçük kalacak, büyüğü alacağız. Yani burada biri vejetatif, yani bitkinin beslenmesi için gerekli bir yapı. Diğeri de generatif, bitkinin üremesi için gerekli bir yapıdır aslında. Tabi bunlar sebeplerde değişkenlik göstermek. Onu da söyleyelim. Çünkü sebep dediğimiz zaman Türkiye'de çok farklı cinslere sahip salepler bulunmakta. Mesela orkis en iyi bilinen salep türümüz. Orkis. Yani burada Orkis antolika, Orkis purpurea mesela en çok bilinen salep türlerimiz. Bunun dışında Serapias, Anacampsis, Dactylorhiza gibi türlerimiz de bulunmakta. Şimdi ara verelim mi? Tamam hocam, verelim. Tamam, 10 dakika verelim o zaman. Buradan devam edelim. Tamam hocam. 10 dakika ara. Tamam. Sana çay molası. Tamam hadi. 10 dakika ben çay içeyim buradan. Tamam. Sevgili arkadaşlar, bugün Selami hocamızla 3. dersimizi yaptık. Yarınki dersimiz büyük kaçakçılık dersi. Saat 8'de başlayacak. İlk dersten itibaren söylediğim gibi bu derste uyguladığımız yöntem gereği dersin sınavı bir tık kez olacak ve 70 ve üzeri alan arkadaşlara biyoçeşitlik ve biyokaçakçılık ders kümesi eğitim başarı sertifikası vereceğiz. 60 alan arkadaşlara, 70'in altında puan alan arkadaşlarımıza da katılımcı sertifikası vereceğiz. Sınav dün yarınki dersimizden sonra cuma günü yapılacak. Yaklaşık 40 sorudan oluşacak. 40 dakika sürecek. Yine quiz.com üzerinden yapacağız büyük ihtimalle. Ancak hangi link üzerinden yapacağımızı TBBA test grubunda ilan edeceğiz. Oradan takip edebilirsiniz. Sınav sonuçlarını yine TBBA test grubunda sizlerle paylaşacağız. Burada önemli olan derslere kayıt olmanız ve yoklamalarda bulunmanız. Buna artık hepiniz biliyorsunuz. Yoklamalarda bulunmak ve kayıt olmak, sertifika almak için olmazsa olmaz koşullarımızdan bir tanesi. Asıl amaç sınav yapmak değil, sizlerin bu eğitimlerde aktif olarak katılımınızı sağlamak. Önümüzdeki hafta iki dersimiz var bayram öncesi. Ali Demirsoy hocamızdan Dünyada Renklerin Evrimi, diğer bir adıyla Renklerin Dansı. Daha sonra da ayın 16'sında Celal Şengör hocamızdan bilim tarihi ve üniversitelerle ilgili bir sunum, keyifli bir sunum alacağız. Böylece üçüncü haftayı da bitirmiş olacağız. Temmuz ayının son haftasında 4 dersimiz kalacak. Son 2 dersimiz sizleri çok yakından ilgilendiren ARGE araştırma projeleri yapma kaydeleri nasıl yapılacak, nasıl sunulacak ve belki de hep birlikte sizlerin de katkılarıyla bir iki tane ARGE projesi hazırlayıp TÜBİTAK'a sunabilme şansını da yaratmak istiyoruz. Böylece TBB Akademi ve katılımcı üyeleriyle bir proje deneyimi de hep birlikte yaşamış olacağız. Ağustos ayının programı belli olmaya başladı. Yine Ağustos'ta seyrek bir program düşünüyoruz. Çünkü Ağustos ayı artık bizim
kongre, ulusal kongre için hazırlık ayımız olacak. Yine genç arkadaşlarla birlikte burada ders vermeye devam edeceğiz ama 8-9-10 Eylül'de 3 gün sürecek bir ulusal biyolojik kongremiz olacak. Burada genç arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız da poster ve bildiri sunabilecekler. Onlar için de bir bölüm ayıracağız. Sınavla ilgili ve derslerle ilgili sorusu olan, konuşmak isteyen varsa konuşabiliriz. Hocamız gelinceye kadar. Berkcan, buyur. Hocam, bu TÜBİTAK'la ilgili olan eğitim şey mi? 2209 A veya B şey? Yani şimdi bizim o konudaki çok deneyimli bir uzman arkadaşımız katılacak. Bu uzman aynı zamanda da benim gelinim oluyor. Yani kart hamile arka şeydir. Tanıdıktır. Torpil yaparız size. Peki burada belki proje çıkartırız dediniz. Bu danışmanlar farklı üniversiteden veya farklı kurumlardan olabiliyor mu? Mesela birkaç tabii, öğrenci tabii. Bir yere gelip yapabiliyor ama başka kurumdan danışman olabiliyor mu? Olabiliyor. Tabii alırız canım. Yalnız sizleri çırak çıkartmayacak, sizleri Kuntakinte gibi kullanmayacak danışman bulun. Yani ben o biliyorum. Ama dediğim gibi 2 gün sürecek bir eğitim olacak bu. Burada püf noktalarını anlatacak arkadaşımız. Ona göre de eğer becerebilirsek, sizlerden de talep gelirse, sizlerin de içinde olduğu bir ARGE, bir veya iki tane ARGE projesi çıkartalım diye düşünüyoruz. Harika, bir teşekkür ederim. Biz sana teşekkür ederiz. Mesela Ayşegül Hoca'nın da yılda öyle bir proje içine sokabiliriz. Ayşegül de Tukat da bize böyle bir çalışma yapar. Onlar isteyeceğimiz bize yaprak sarması değil mi? Tukat'ın yaprak sarması meşhur. Tukat'tan bize bol bol yaprak sarması gönderir. Hocam, bu arada Mümtaz Hocam şey yazmış. Kuntakinte'yi bilmez arkadaşlar hocam yazmış. Ben gerçekten geçen eğitimde de sözünü etmiştiniz ama ben bilmiyorum ne yazdım. Şimdi bizim gençliğimizde 2 tane köle tipi vardı. Zenci köleler, Amerika'da Kuntakinte diye bir film vardı. Orada erkekler işte Afrika'dan getiriliyor, erkek köleler. Tarlalarda özellikle Güney Amerika'da çalışıyordu. Filmin ismi Kuntakinte'ydi. Oradan kaldı. Bir de bir yine böyle bir filmde Köle Izola diye bir vardı. Yine Esmer Güzeli bir genç kız. Biz sizlerin bildiği Cinderella'ya benzer evlerde köle hizmetleri yapıyordu. Ve çok çalışıyordu. İşte o bizde bu tür çok çalışan erkeklere Kuntakinte, kızlara da o dönemlerde Izora diyorduk. Çok meşhur bir diziydi. Herkes o diziler başladı mı sokakta kimseyi bulamazdın yani o dönemlerde. Siyah beyaz televizyon zamanı. Tabii siz onları bilmezsiniz. Mümtaz Hocam, haklısın, bu konuda katılıyorum.
Kaç dakika oldu? Şimdi yeni deyim merhaba diyorlar değil mi? Böyle hayra çalışan insanlara merhaba diyorlar. Nazan Hocam, Selami Hocam gelinceye kadar kendinizi tanıtsanız. Sesli olarak sizi duysak, neredensiniz, il misiniz, cin misiniz? Nerede yaşıyorsunuz? Merhaba hocam. Zonguldak'ta yaşıyorum ben. Emekliyim. Emekli bankacıyım. Geçen yıl güzel sanatları kazandım. İşte bir dönem okudum. İkinci dönem biraz aksattım. Benim doğaya karşı, doğa ve sanata karşı her zaman ilgim vardı. Ali Hoca ile birlikte hani sizin bu grubu görünce takıldım bayağı. İzliyorum dersleri. Çok teşekkür ederim. Severek izliyorum. Artık Selami Hoca'yı dinlediğinize göre bu tür geofit ekmeye başlarsanız. Ben zaten ilgiliyim. Hani tarımla da ilgiliyim. Çiçeklerle de ilgiliyim. Yetiştiriyorum da kendi çapımda. O yüzden çok ilgiyle dinliyorum. Evet. Celal Hoca ile de Ali Hoca'yı dinlemenizi tavsiye ederim. Özellikle Ali Hoca renklerin dansında çok güzel. Ali Hoca'yı zevkle dinliyorum. Derslerine girmiştim zaten ilk dönem güzel sanatlarda. Zevkle dinlediğim hocalardan çok bilgi aldım. Benim de çalıştığım. Evet. Yani ben Ali Hoca'yı dinledikten sonra yani Zonguldak'taki Ali Hoca'dan bahsediyorum. Evet. Benim bahsettiğim Ali Demirsoy Hoca. Bu da bizim biyologların şeyisi. Karizması. Yani tamam. Beyaz saçlı, ak saçlı bir karizmadır Ali Hoca. Tamam. Araştırayım hemen. Videolarını izlerim. Bizim grubun YouTube kanalında abone olup onları oradan da izleyebilirsiniz. Abone oldum. İzlerim tekrar. Tamam. Özellikle. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Eylül ayında yine bir Ali Hoca'nın tavsiye ettiği iki bayan arkadaşımız Eylül ayında bize yine sanat ve çevre, doğa konularında bir sunum daha yapacaklar, bir eğitim daha yapacaklar. Evet, teşekkürler. Rica ederim. Selam İyi hocam. Geldiyseniz başlayalım. Mustafa Hanik arkadaşım. Mustafa, kendini tanıtabilir misin acaba? Evet hocam. Sesim geliyor mu? Evet geliyor Mustafa. Hocam ben Bursa Uludağ Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 3. sınıf öğrencisiyim. Evet. Az önce YouTube'dan katılmıştım. Sonra Zoom'a geçtim. Herhalde yoklamayı daha önceden almışsınız. Siz tekrar burada verebilirsiniz Mustafa. Sorun değil. Daha ikinci yoklamayı almadık. Tamam hocam. Mustafa peki mezun olduktan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Hocam mikrobiyoloji alanında ya da moleküler biyoloji alanında
kendimi geliştirmek istiyorum hocam. Yani akademik kariyer yapacaksın. Aynen, akademik kariyer yapmayı düşünüyorum hocam. Evet. Mesela bitkili mikrobiyolojik gene moleküler genetiğiyle ilgilenebilir misin yani? Botanikle pek alakan yok galiba. Yani şu an için pek karar verme aşamasındayım. Hı-hı. Yani bitki ve botanik veya zooloji bilimlerine ilgim var şu an. Tamam. Tam karar veremedim. Hocam geldi ve başlayacak. Geldim ben. Tamam hocam, buyurun. Tamam. Şimdi büyütelim ekranı biraz. Geldi mi ekran? Geldi hocam. Tamam. F5 yaparsan. F5. Şu an F5'te zaten ama. Tamam hocam, belki bende hata. Tam oldu şimdi. Tamam. Şimdi kolçukum altımın hali. Yani bu ilk derste bahsetmiştik. Krokus'ta kolçukum arasındaki farktan bahsetmiştik. Şimdi dedik ya, krokuslar zehirli değil, toksik değil. Fakat kolçukumlar son derece toksik ve yenildiği zaman özellikle insanların karaciğerinde toksisite yol açan, çok ciddi semptomlara yol açan bitkilerden birisi dedik. Şimdi burada kolçukum altımlı hali, biz buna güz çiğdemi diyoruz özellikle. Bu çok toksik bir bitki. Fakat toksik olmasına rağmen tıpta kullanımı olan çok önemli bir bitki kendisi. Bileşiminde alkaloid dediğimiz sekonder maddeler bulunmakta. Özellikle kolçisin ve demekolsin en çok bilinen iki tane alkaloid maddesi. Bu alkaloidler özellikle tıpta çok önemli hastalıklarda kullanılmakta. Mesela baktığımız zaman Komisyon E kitabında da yer alan, özellikle bu komisyon dediğimiz farmakope arkadaşlar, yani bu bilimselle kanıtlanmış, testlerden geçmiş bitkilerin olduğu kitaplara biz farmakope ismini veriyoruz. Bu da farmakopelerde Komisyon E dediğimiz, Alman Komisyon E'de yer alan bir bitki. Fakat bunu biz direkt kullanamayız, onu söyleyelim. Mesela ben dağa çıktım, bitkiyi buldum. O bitkinin toprak altı kormusunu çıkartıp yersem direkt toksik etkiden dolayı bizi ne yapabilir? Zehirleyebilir, hatta öldürebilir. Yani letal dozu çok yüksek. Yani çok düşük dozlarda bile öldürücü etkisi yüksek. Şimdi bu iki tane hastalıkta endike. Birincisi gut hastalığı, ikincisi Akdeniz ateşi dediğimiz bir hastalık. Bununla ilgili gördüğünüz gibi ilaçlar var piyasada. Kolsin Drage onlardan birisi. Şimdi burada şu ortada gördüğünüz tohumlar oluyor. Bunlar tohum oluyor. Şöyle gösterelim. Ekran. Şunu nasıl kapatacağız? Durun. Geldim. Şimdi bunlar tohum oluyor. Şurada gördüğümüz gibi tohum oluyor. Lazere açıldım. Tamam. Bunlar tohum oluyor. Şimdi biz bu kolçukum altımlı hal türünün nesini kullanırız, onu söyleyelim. Tıpta bunun hem tohumları, hem soğan kısmı, o korm kısmı, hem de çiçekleri kullanılabiliyor. Ve bunlar gut dediğimiz özellikle eklem yerlerinde, gördüğünüz gibi mesela ayakta, eklem yerlerinde beliren şişiklerle ortaya çıkıyor gut hastalığı. Vücutta bulunan ürik asit dediğimiz bir maddenin birikmesiyle ortaya çıkan bir oluşum bu hastalık. Ürik asit de özellikle protein kaynaklı besinlerde yüksek oranda bulunmakta.
Yüksek oranlı protein tüketenlerde, et, süt, yumurta gibi yapı tüketenlerde gut olma riski tüketmeyenlere göre, daha az tüketenlere göre daha yüksek oranda ortaya çıkabilir. Bu gut şiddetli ağrı yapar eklem yerlerinde ve bu ağrı insanı uyutmaz ve huzursuz yapar. O yüzden çok ciddi bir hastalıktır aslında gut hastalığı. İşte bu gut hastalığının tedavisinde kolşikum dediğimiz bitkinin o toprak üstü ya da toprak altı kısmından elde edilen ilaçlar kullanılmakta. Yine Akdeniz ateşi dediğimiz özellikle yüksek ateş yapabilen, yine ağrı yapabilen, özellikle karında, akciğerde ve midede, mide, akciğer gibi organlarda ağrı yapabilen bir hastalıktır Akdeniz ateşi. Bu da bir kalıtsal hastalık aslında, yani genetiksel hastalık. Bunun tedavisinde de yine kolçikum kullanılabiliyor. Şimdi Sultan Süleyman'ı dize getiren hastalık gut hastalığı aslında. Yani hepimizin bildiği Osmanlı'nın 10. padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ı dize getiren hastalık gut hastalığı. Kanuni Sultan Süleyman hatta demiş ki eğer bu gut hastalığı olmasaydı daha çok keşfedecek yerlerim vardı, fethedecek ülkeler vardı demiş. Neden böyle demiş? Çünkü gut hastalığı dedik ya, eklem yerlerinde olan, özellikle el ve ayak eklemlerinde beliren şişlik dediğimiz bir yapıydı. İşte bu şişlik mesela elde varsa kişi elini ne yapamaz? Bükemez kolay bir şekilde. Büktüğü zaman ağrır, acır yani. O yüzden eski zamanlarda Osmanlı döneminde tabii kılıç önemli bir silahtı. İşte Sultan Süleyman da kılıcı tutmakta zorlandığı için, büyük ihtimal öyle tahmin ediyoruz, zorlandığı için gut hastalığından dolayı çoğu yeri fethedemedi ya da fethetmekte zorlandıkları ifade edilmiş. Hatta Sultan Süleyman'ın çok önemli bir dörtlüğü var. Bir nefes, bir nefes sıhhat diye geçiyor. Bu bir nefes sıhhat sözünü de Kanuni Sultan Süleyman bu gut hastalığına rivayet ederek yazmış. Yani o yüzden bu gut hastalığının diğer ismi padişah hastalığı olarak da adlandırılabiliyor. Tabi tedavisi neymiş? Tedavisi de kolchisin dediğimiz acı çiğdemden elde edilen neymiş? Bitkimizmiş. Devam edelim. Urginia maritima. Bu da tıbbi bitkilerden birisi aslında. Ada soğanı, Türkçe ismi ada soğanı olarak adlandırılıyor. Tabi Urginia maritima bir tür ismi ama bu türün ismi değişti. Şu anki tür sinonim oldu. Onu söyleyelim. Drimia maritima dediğimiz bir türümüz şu an aslında. Bu türün toprak altı organı, yani gördüğünüz soğan kısmı tıbbi olarak kullanılmakta. Peki soğanda neler var soğan içerisinde? Şunu söyleyelim arkadaşlar, burası önemli aslında. Hiç bahsetmedim bundan da. Bir geofit bitkinin toprak altı organında bu rizom olsun, soğan olsun, korm olsun ya da tüber olsun. Bunların hepsi depo maddesidir aslında. Yani bunlar bitkinin depo organıdır. Öyle görev yapar. O yüzden bu geofit bitkilerin toprak altı organlarında şeker, karbonhidrat dediğimiz şeker türevleri, organik asitler, glikozitler bulunabilir ya da sekonder bileşenler bulunabilir. Tabii en çok bulunan madde nedir dersek, geofitlerde en çok bulunan madde karbonhidratlardır. Bunlardan da glikoz dediğimiz ya da nişasta dediğimiz yapılar o toprak altı organda en çok bulunan yapılardır. Yine tanen dediğimiz yapılar da bulunabiliyor. Tanen genelde ağaçlarda, çiçeklerin kabuklarında, ağacın kabuklarında, çiçeklerin yapraklarında, çiçeklerin yapraklarında, yine dallarda olabilen ve içerisinde gallik asit dediğimiz ya da gallik asit türevleri olabilen bir madde aslında tanen. Tanen aynı zamanda
kabız yapışı bir özelliğe sahip. Mesela bitkilerde tanem varsa bu tanem damar büzücü ve kabız yapışı etkisi sahip. Aynı zamanda antiseptik antibakteriyel etkisi de gözlenebiliyor bazen. O yüzden tanen normalde önemli organik maddelerden birisi aslında. Bu madde geofitlerde de bulunabiliyor. Örnek Urgunia maritima diyebiliriz. Onda var. Yine organik asitler dediğimiz asitler bulunabilir. Ve bizi ilgilendiren burada bu Urgunia maritima'ya tıbbi değeri veren glikozitlerdir aslında. Burada glikozitlere baktığımız zaman skilleren dediğimiz glikozit madde en önemli maddelerden birisi. Ve bu da Türkiye'de vardı meçhul aslında. Yani genelde Akdeniz bölgesinde doğal yeğiliş alanına sahip olmakla birlikte vardı meçhul olarak adlandırılmakta Türkiye florasında. Ama genelde Akdeniz bölgesinde bulunan bitkilerden birisi. Şimdi komisyon E'de geçen bitki aynı zamanda Urgunia maritima. Komisyon E'de 4 farklı hastalıkta ya da semptomun tedavisinde iyi geldiği bilinmekte. Yine bunlardan da içerisindeki organik maddelerden, glikozitlerden sentetik ilaçlar yapılabiliyor. Burada kalp yetmezliği en çok kullanılan özelliği. Yine ritim bozukluğu varsa ritim bozukluğu için kullanılıyor. Sinirsel kalp şikayetlerinde ve venoz dediğimiz özellikle toplar damarlarda gözüken bir hastalık, bir semptom bu. Venoz bozukluklar. Burada özellikle ayakta çok kalanlarda ve kuaförlerde gözlenen bir hastalık olarak bilinen venoz bozukluklarda Urgunia maritima da etkili bir şekilde kullanılmakta. Fakat şu var, bu bitkiyi biz doğadan toplayıp da o toprak altı kısmını eğer tüketirsek son derece tehlikeli. Yani öldürücü etkiye sahip, onu söylüyorum. Yani bunu biz kullanamayız. Bunun kullanılması neye bağlı? Yani farmakopelere bağlı diyebiliriz. Yani o farmakopelerde yapılmış reçeteye bağlı aslında. Gentiana lutea bitkimiz. Bu bitki Türkiye'de önemli bitkilerden birisi aslında. Yani eskiden yaklaşık bundan 50 yıl önce Türkiye'de geniş bir yayılış alanına sahip olan bir bitki. Fakat günümüze geldiğimiz zaman günümüzde sadece 2 ya da 3 lokalitede yayılışı olan ve dar alanda yayılış gösteren bitkilerden birisi. Gentiana lutea eskiden ekonomik değeri yüksek olduğu için çok toplanan, bilinçsizce toplanan türlerden birisiymiş. Fakat işte rastgele toplamanın sonucunda maalesef Türkiye'de doğal popülasyonunda azalma ortaya çıktı bitkimizin. Ve azalma ortaya çıkınca artık bununla ilgili işte önlemler alınınca artık günümüzde sadece Bursa'da, Uludağ'da belli bir bölgede. Yine Kütahya, Kütahya'ya giden varsa Kütahya'da radar bölgesi var, askeri bölge. Kütahya askeri bölgede yani radarda korunma altında. Ya zaten askeri bölge olduğu için oraya giriş çıkış yasak, orada korunma altında olan türlerimizden birisi. Onun dışında Türkiye'de gözlenen bir yer yok. Bitki içerisindeki etken maddeye baktığımız zaman oksalik asit ya da karboksilik asit gibi oksalat türevleri bulunmakta. Tanen dediğimiz yine sekonder bileşen bulunmakta. Bunun dışında flavonoid dediğimiz renk pigmentleri bulunmakta. Antrasan türevleri ve naftalan türevleri bulunmakta. Şimdi bitkimiz gerçekten eskiden çok kullanılan, özellikle ihraç yapılan bitkilerden birisi olduğu için artık günümüzde ihracı yapılmıyor ve toplanması yasak olan türlerden birisi aslında. Yani çünkü nesli Türkiye'de tükenme aşamasında. En önemli etkisi bu eskiden beri bilinen en önemli etkisi sindirim sistemi üzerinde yaptığı olumlu etkiler. Özellikle dispeptik dediğimiz sindirimde sıkıntı. Mesela bir yiyeceği yediğimiz zaman, bir gıdayı aldığımız zaman o midemiz iyi sindiremez bazen. Ama bu gentiana lutea'daki etken maddeden dolayı bu sindirime yardımcı oluyor ve
hazımsızlık ya da sindirememe şikayetini ortadan kaldıran bitkilerden birisi. Bununla ilgili ilaçlar var piyasada. Mesela internete girdiğiniz zaman Gentiana kökü yazarsanız ya da Gentiana root dediğimiz İngilizce root kök demek yazarsanız bununla ilgili ilaçları ya da kapsülleri ilaç prospektüsünü bile görebilirsiniz Gentiana root hakkında. Bitkimiz özellikle yurt dışında çok bilinen, çok kullanılan bitkilerden birisi aslında. Doğal bitkilerden birisi. Fakat Türkiye'de maalesef dediğim gibi yanlış toplama sonucunda, bilinçsizce toplama sonucunda nesli azalan bitkimiz. Burada komisyon E'de geçiyor yine bu bitkimiz. Komisyon E dediğimiz farmakopede dispeptik şikayetler, yani mideyle ilgili olan, sindirimle ilgili olan şikayetlerde bitkimiz çok etkili bir duruğa sahip. Bir başka bitkimiz tıbbi olarak kullanılan Lecojum aestivum dediğimiz bitkimiz. Bu göl soğanı bitkisi. Özellikle göl soğanı demek adı üstünde göl dediğimiz zaman gölde bulunan bitki. Tabii gölün içinde değil kesinlikle. Yani genellikle bataklık yerlerde ya da göl kenarlarında rastlayabileceğimiz sazlıklarda, o sazlıklar çünkü genelde suyla alakalıdır. Sazlıklarda karşımıza çıkan bitkilerden birisi olabilir. Bu da Türkiye'de nadirdir aslında. Yani her bölgede yoktur. Genelde Samsun'da vardır. Samsun tarafında yaygındır bitkimiz daha çok. Bu bitkinin de özellikle toprak altı organları, bu yumruları alkaloid dediğimiz madde içermekte. Bu alkaloidlerden de galantamin, özellikle kardelen dediğimiz kardelen bitkisinin o yumrularında bulunan etken madde taşıdığı için değerli bitkidir aslında. Yani eskiden kardelenle beraber göğüs soğanını çocuk felci hastalığında kullanmışlardı. Çocuk felci hastalığında. Yine halk arasında bu Lecojum aestivum dediğimiz bitkinin yumruları halk arasında ne amaç kullanılmış? Çıbanların olgunlaştırılması ve patlatılması için eskiden kullanılmış. Tabi burada harcan kullanımda toksik etki fazla yok. Yani toksik etki göstermeyebilir ama dahilen kullanımında toksik etkisi yüksek olan bitkilerden birisidir. Ona dikkat etmek lazım. Yani bitkimiz gördüğünüz gibi Lecojum aestivum bitkimiz, sağdaki bitki. Çok güzel çiçekleri var aslında. Soldaki de bitkinin nesi? Soğanları, yani toprak altı organ dediğimiz yapısı. Ve bunlarda alkaloid dediğimiz yapılar bulunmakta. Özellikle galantamin alkaloidi. Fakat yapılan çalışmalarda, bilimsel çalışmalarda bu soğandan elde edilen ekstratlardan yapılan çalışmalarda Alzheimer dediğimiz hastalığın tedavisinde etkili olduğu ortaya çıkmış. Tabi burada asetilkolin esteraz dediğimiz bir enzim inhibitörü, yani bu enzimin çalışmasını engellemesi nedeniyle Alzheimer'a karşı etkili olduğu ortaya konulmuş bitkilerden birisi. Tabi bununla ilgili bilimsel çalışmalar her geçen gün piyasaya çıkıyor. Yani böyle görebiliyoruz. Özellikle makalelere rastlayabiliyoruz. İnternette bitkinin ismini yazarsanız, tabi Latincesini yazarsanız bununla ilgili makalelere ulaşabilirsiniz. Gerçekten çok sayıda çalışma var yapılan. Yine tıbbi olarak kullanımı olan fakat tıbbiden ziyade gıda olarak da tüketimi olan bir bitkimiz Eremurus spectabilis. Bunu belki duyan vardır. Biz buna ne diyoruz? Çiriş diyoruz. Yani çiriş kökü. Eskiden bunun köklerinden merhem yapılırmış. O merhem tabii tıbbi özelliğe sahip olan merhemlerden. Fakat günümüzde bunun yaprakları gıda olarak tüketilmekte. Özellikle Doğu Anadolu'da yaprakları gıda olarak ne yapılıyor? Sebze olarak tüketilebiliyor. Yine eskiden, eski zamanlarda bunun tuber dediğimiz o toprak altı organlarından bu tüberler biraz yapışkan özelliğe sahip.
ayakkabı yapıştırıcısı olarak kullanılırdı. Ya bu çiriş kökünün, o çiriş otunun o toprak altı kısmı eskiden ayakkabı yapıştırmak için, o ayakkabı tabanını yapıştırmak için ne yapılıyordu? Kullanılıyordu. Fakat günümüzde bu kullanımı artık yok. Yine bir başka tıbbi bitkimiz çöpleme bitkisi. Veratrum album dediğimiz bitki. Bu bitki de alkaloidler bakımından zengin bitkilerden birisi aslında. Veratrum dediğimiz bir madde taşımakta. Tabii bunun tıbbi kullanımı var ama halk arasında kullanımı tehlikeli aslında. Yani tabii kaynaklara baktığımız zaman özellikle Turan Baytop'un eserinde bunun özellikle nezle sonucu oluşan tıkanıklıklarda burnunu açmak için kullanıldığı ile ilgili bir rivayet var. Nerede var? Turan Baytop'un Türkiye'de bitkilerle tedavi kitabında geçiyor bu. Yine bunun rizomlarından ne yapıyoruz? Kazıyoruz şakı ile ve elde ettiğimiz tozu burnuna çekersek bunun bir tıbbi etkisi olduğu biliniyor. Fakat bu da eskiden yapılan bir özellik. Yani günümüzde bunlar yapılmıyor. Yani bunlar nerede var? Yani yaklaşık bundan 30 yıl önce, 40 yıl önce insanlar tarafından denenmiş yapılar. Megalanthus nivalis belki herkesin bildiği bitkidir bu. Kardelen bitkimiz. Kardelen bitkisi tıbbi kullanımı bilinen esas en eski bitkilerden birisi diyebiliriz yani. Özellikle Galantus'un toprak altı organı, o soğan kısmı ne olmuş? O soğan kısmında bulunan etken maddeden dolayı özellikle kalp kuvvetlendirici ve poliomiyelitis dediğimiz çocuk aşısı, çocuk felcinde çocuk felcinde etkili olan bir drug elde edilmiş. O çocuk felcinde kullanılan ilk ilaçlardaki etken madde galantamin maddesi, kardelen dediğimiz türden elde edilmiştir aynı zamanda. Bu tabi toprak altında bulunan yapılardan kaynaklanıyor. Yine haricen halk arasında bu da, haricen halk arasında taziyon bulur. O toprak altındaki kısımlar ezilerek lapa haline getirildiği zaman o lapa ne oluyor? Kurulduğu zaman orada mesela sihir varsa o sihiri olgunlaştırma etkisine sahip oluyor. Yani sihir diyorum, çıbanı. Çıbanı olgunlaştırma etkisine sahip oluyor. Burada etken maddemiz galantamin maddesi. Galantamin maddesi de çocuk felcinde en çok kullanılan maddelerden birisi eskiden. Ama artık günümüzde bu galantus türlerinden çocuk felci için ilaçlar yapılmıyor. Bunlara geçelim. Polygonatum multiflorum, Mührü Süleyman. Şimdi burada Mührü Süleyman bitkimiz çok güzel çiçeklere sahip. Yani gördüğünüz gibi şurada çiçekleri çok güzel yere doğru bakan bir bitkimiz. Tıbbi bitki aslında. Bu halk arasında tıbbi kullanımı olan bitkilerden birisi. Genelde şeker hastalığına karşı kullanmışlar. Fakat tabii günümüzde yok. Geçmişte kullanmışlar. Haricen yine dekoksiyon dediğimiz, dekoksiyon burada kaynatma. Yani bu bunun toprak altı kısmı, rizom kısmı kaynatarak ezilmesiyle elde edilen lapa yine çıbanları ne yapıyor? Olgunlaştırıyor. Tabi bu haricen kullanımda toksik etki pek görülmez. Burada böyle bir rizom gördüğümüz zaman bunun rizomunda izler görüyoruz. Bakın şurada iz var. İz var, iz. Bunlarda izler var. Bu izler her sene bitki bu not dediğimiz yapılardan bir tane dal çıkartır ya da filiz çıkartır. Ve bu kuruduğu zaman bu not bir daha çıkartmaz ve kalır öyle. Ne kalır? Leke kalır. Böyle mühür gibi bir leke kalır. Ve bu notlar bana bu bitkinin yaşını ortaya çıkartabilir aslında. Yani burada kaç tane not var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane not var. Yani 13 tane iz var. Yani bu bitki 13 yaşında olan bir bitki diyebiliriz. Yani bu Mührü Süleyman'da görülen bir özellik tabii ki. Bu toprak altı kısmı
ne yapıyor? Her sene bir dal çıkartıyor. Salep, Salep'ten bahsetmiştik. Salep'te özellikle tıptan ziyade gıda sektöründe özellikle içecek var. Salep içeceği diye geçiyor. Onun kullanımında. Yine bunun dışında ne vardı? Kahramanmaraş'ta bulunan dondurma terkibine giren, oraya kıvam verici bir madde olarak kullanılmaktaydı. Türkiye'de salep dediğimiz zaman orkis türlerimiz, oferis türlerimiz, daklorhiza, anakamsis, serapias gibi o cinslere ait türlerimiz salep olarak adlandırılmakta. Ve bunların da toprak altı organını biz kullanıyoruz. Benim sunum burada bitti. Sorusu olan varsa alabiliriz. Selami Hocam, yine her zamanki gibi çok müthişsiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun Atilla Hocam. Ondan başlayarak sorayım. Selim Koç arkadaşımız çeşit kökü ezilip lapa haline getirerek bası yaralarında kullanılıyor diye biliyorum demiş. Doğru mudur? Normalde kökler dedik ya biz, geofit bitkilerde özellikle harcan kullanımda, bu da harcan kullanımından bahsediyor. Genelde doğrudur. Yani halk arasında kullanımım var böyle. Geofitlerim var. Rabia Ortaç, hocam çok teşekkür ederim hocam. Rabia Ortaç sormuş. Selami Hocam, zor üreyen geofit bitkileri doku kültürüne aldığımızda bitkinin genomunda, genetiğinde bir değişim olmakta mıdır diye sormuş. Bir daha alsam tam gelmedi ses ama. Doku kültürü yapıyoruz. Doku kültürü yaptığımızda bitkinin genomunda, genetiğinde bir değişim olmakta mıdır diye sormuş. Ya normalde genomunda değişiklik olmaz aslında. Çünkü genle alakası yok bunun. Doku kültüründe aynı bitkinin tekrar ortaya çıkması var yani. Genom değişmez. Zaten genom değişirse o genom, yani o fenotip karakter genotipe yansıması lazım zaten. Yani yansımadığı için, yani aynı bitkiyi elde ettiğimiz için gen değişmez. Peki hocam, bu genetik laboratuvarda üretmek pahalı bir yöntem değil mi? Pahalı yöntem tabii. O laboratuvarda oluyor, pahalı bir yöntem. Kolay değil yani. Bakayım. Genetik yapı bakımından üstün olması ne ifade ediyor diye sormuş Berkcan. Ne demiş? Genetik yapı bakımından üstün olması ne ifade ediyor demiş. Doğru mu Berkcan? Genetik yapı bakımından. Konunun başında demiştik ki genetik olarak çok önemli şey oluyor. Bir dakika, ben tekrar şeye bakmam gerekecek. En başlarda mı yazmıştım? En başta. Genetik yapı bakımından üstün oluyorlar demiştiniz de. Aynen, ben, evet. Ya ne ifade ediyor? Üstünlükten kasıt ne oluyor mesela? Üstünlükten kasıt, yani bunlar şöyle. Diğer bitkilere, mesela çiçekli bitkilere göre, dikotillere göre diyelim özellikle, onların daha kozmopolit, daha dirençli, daha iklimsel şartlara ya da kötü çevre şartlarına karşı dayanıklı olduğunu temsil ediyor. Yani soğuğa karşı daha dayanıklı, daha dirençli, tamam mı? Yüksek sıcaklığa karşı daha dirençli. Mesela dedik ya, yangın yandığı zaman yangından sonra iç çıkan bitkiler geofitler dedik yine hemen hemen. Yani böyle bunların gen yapısına bağlı büyük ihtimal bu da. Genetik olarak o üstünlük var. Çok teşekkürler hocam. YouTube'dan bir soru var. Tunahan Güven sormuş. Safran yıl boyu indoor üretilebiliyor mu? Hocam bu konuda bilginiz var mı diye sormuş. Safran'dan? Safran böyle kültüre alınıp yıl boyu üretilebiliyor mu diye sormuş. Yani safran kültüre şöyle, zaten safran kültür alındıktan sonra her sene çiçek veriyor. Mesela 2-3 yıl ya da 5 yıl sürekli çiçek veren bir bitki olacak. Ama evet, ortam uygun olması lazım. Yani şunu söylemek istiyorum. Safran Türkiye'nin her bölgesinde yetişebilecek bitkilerden birisi değil.
Çünkü çok spesifik, çok seçici olan bir bitki kendisi. Hatta iklim faktörü bile çok önemli. Özellikle Safranbolu'daki o iklimi seven bir bitki aslında. O yüzden eğer iklim koşulları uygunsa, toprak özellikleri uygunsa, soruyu soran kişi safranı diktiği zaman toprağa ondan her sene belli oranlarda safran dediğimiz o maddeyi alacak. Bu arada biz safran dediğimiz o baharat kısmını bitkinin dişi organından elde ediyoruz. Onu da söyleyelim. Stigma dediğimiz dişi organından elde ediyoruz. Stigmadan. Tamam mı? Yani o Crocus sativus'un stigmasından safran dediğimiz o baharat bitkisini, o baharatı elde ediyoruz. Hocam, İlkim Tüzüner size çok teşekkür ediyor. Diğer arkadaşlarımız da yapıyor. Tamam. Söylediği şu, sizin sayenizde bizim müdavimimiz olmuş. Derslerimizi takip ediyor. Sevgili evet. Hocam çok teşekkür ederim. Sizin 8 modüllük dersinize katılmıştım. O günden bu yana anlattığınız birçok bitkiyi görme fırsatım oldu. Size ne kadar teşekkür etsem azdır diyor. Ya biz teşekkür ederiz, sağ olsun. Bir de şey söyleyeceğim Atilla Hocam. Yani şunu söylemek istiyorum. Normalde geofit bitkiler çok yani. Mesela ben hepsini anlatmadım size de. Normalde kullanım alanlarından süs sektörüne hiç değinmedim ben. Normalde çok sayıda süs bitkimiz var geofit olarak kullanılan. Bunların hiçbirine değinmedim. Çünkü değinirsem zaten sunum, bu 2 saatlik sunum 10 saat 15 saat de sürer yani. Yani çünkü geofit bir iki saatte anlatılacak bir ders hocam, değil. Hocam anne sabaha kadar varız biz. Yeter ki sen evet de sabaha kadar otururuz sizinle. Ama biz varız da herkes alamaz yani, bir duo var. Yani herkesin kapasitesi evet. Belki almaz. Çok sağ olun. Hocam Selin Koç buradaysa. Selin Koç benim öğrencim aynı zamanda. Katkı sunmuş. Selin şey yap, sesli olarak katkını sun. Selin söyle. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar Selin. İyi akşamlar hocam. Söyle. Doku kültürüyle ilgili bir şey bildiğim kadarıyla anlatmak için yazmıştım ama doku kültüründe yazdığım gibi şey oluyor. Bitki kök hücresi yani kallus deniyor buna. O bitkinin kökünden ya da yaprağından bir şey alınıyor. Yani bir örnek alınıyor. Bitki kök hücresi aslında insanlarda nasıl kök hücre oluyorsa bitkilerde de kök hücre oluyor. Evet. Yaprağından ya da kökünden belli bir miktar alınıyor. Onu işte almak için belirli materyaller var. Onları aldıktan sonra besi yer ortamına konuluyor. Besi yer ortamına konulduktan sonra yani toprak olmadan daha böyle steril ortamda, kontaminasyondan uzak bir şekilde, çok steril bir şekilde laboratuvar ortamında üretiliyor. Ve bu işlem genelde üretim aşamasında sıkıntı yaşanan bitkilerde yapılıyor. Hangi bitkiler mesela var mı Selin? Mesela hani tabii aromatik bitkilerde mesela şu an aklımda yok ama herhangi bir bitkide yapılır. Mesela bir üretici bitkiyi toprakta üretmekte zorluk çekiyor. Atıyorum ölmez çiçek ya da lavanta, hani aklıma şu anda bunlar geldi. Ama her çiçekte uygulanabilir bu. Bitkiyi üretmekte sorun yaşıyor. Sonra işte bitki üretmek için bu tip yönteme başvuruluyor. O bitki laboratuvar ortamında üretildikten sonra laboratuvardan alınıyor. Sonra belli bir süre şeye konuyor. Yanlış hatırlamıyorsam sera ortamına konuyor. Direkt toprağa da ekilmiyor. Sera ortamında dışarıyla teması sağlanıyor aslında. Oraya evet. Bir uyum süreci gerçekleşiyor. Daha sonra oradan alınıp toprağa dikimi gerçekleşiyor. Yani zor süreç değil mi Selin? Bu şekilde.